Önce Betül Hocam, felsefeye bu sene çok sevindik. Ekstra Evet. burs geldi. Arkadaşlarımın nedense sadece iş odaklı bakmak doğal olarak hani genç işsizliğin artması, bunu çok konuşuyor olmamız bu tür alanlardan uzaklaşmaya sebep oldu. Ben YÖK'ün bu yaklaşımını çok önemsiyorum. Temel bilimlere, felsefeye verilen teşviki çok da hayati olduğunu düşünüyorum bu alanların. Şimdi felsefe okumakla ilgili bize böyle bir küçük bir giriş yapsanıza hocam. Evet, çok önemli. Çok temel bir bilgi dalı felsefe bildiğiniz gibi. Temel bilimlerle de çok sıkı bağı var. Bütün dünyada zaten okul geleneğine, üniversite geleneklerine baktığımızda üniversitenin aslında kişiye o güne kadar edinmiş olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikler çerçevesinde, yeterlikler çerçevesinde onların üzerine yapılanan bir şekilde bir takım formasyonlar kazandırmak, yeni formasyonlar kazandırmak olarak ya da yeni formasyon kazandırmak olarak bakılabilir. Meslek bunun arkasından gelecektir. O nedenle üniversiteler aslında meslek okulları değildir. Ancak son zamanlarda tabii ki iş konusundaki bir takım kısıtlardan, sıkıntılardan ve benzerinden dolayı da iş odaklı, tabii ki meslek, iş, bunların hepsi ayrı ayrı kavramlar aslında. Alınan eğitim ve benzeri. Ama en temel nokta hakikaten formasyon eğitimini, formasyonu kazandırmış olmasıdır bir Üniversiteli üniversitenin. olmak Ve hocam. üniversitenin hangi üniversiteye gidiliyorsa oradaki akademik kadronun vermiş olduğu bir takım yeterlikler, yetkinlikler çerçevesinde, kazandırdığı çevre çerçevesinde, bütün bunların da tabanında, temelinde bir anlamda dünya tarihine, üniversiteler tarihine, eğitim tarihine baktığımızda çok temel becerileri kazandıran bölümlerin bilgi bağlamlarının payı çok büyük. Bunların içerisinde de en çok felsefe gelmekte. Ancak bazen yanlış bir algılamayla sadece felsefe tarihi eğitiminin yapıldığı zannediliyor. Hayır, aslında felsefe sıkı bir düşünme eğitimi verir. Analitik düşünmeyi, bağlantılı düşünmeyi, olup bitenler arasında bağ kurmayı. Biraz önceki sohbetimizde de hatırlayacaksınız, benim insan felsefesiyle yoğun çalışmalarım var. İnsan felsefesiyle ilgili yoğun çalışmalarım var biliyorsunuz. Bu çerçevede de hep temel bir insan duruşuyla da bağlantılı. Yani biz her birimiz insanlar olarak bir takım durumlar, olaylar, olup bitenler içindeyiz, onlarla karşılaşıyoruz ve bütün bunlara ilişkin de sürekli olarak duruş geliştiriyoruz. Hani nasıl ki Aslında şimdi bunu anlamayı da sağlıyor. evet, küresel salgın döneminde de şu sırada nasıl bir duruş geliştireceğimiz, bu konulardaki yeterliklerimiz, bu konulardaki özenimiz, bir Paniğimiz. düşünme eğitimi veriyor felsefe aslında. Bunun da bütün diğer bilgileri, yani bir form kazandırıyor. Bu diğer bilgileri kazanmanın da temelini oluşturuyor, mayasını kuruyor, sağlam bir temel oluşturuyor. O nedenle ben hep derim, yani tabii ki bütün öğrenciler kalkıp felsefe bölümlerini tercih etmeyecek. Özel ilgisi olan. Ama şu var ki, özel ilgisi olanlar tabii ki doğrudan doğruya tercih edebilirler. Hakikaten temel bir bilgi dalı olarak artık iyice yerini sağlamlaştırmış durumda. Türkiye eğitim sisteminde, yüksek öğretimde ben çok müteşekkirim Yüksek Öğretim Kurulu'nun karar vericilerine destek verilmiş olması Evet programlara. hocam, çok önemli. Ve de az sayıda olmakla birlikte vakıf üniversitelerinde de son derece iyi bölümler var. Maltepe Üniversitesi'nde biz bu anlamda hakikaten son derece güçlü bir bölümümüz var, felsefe bölümümüz. Şu noktaya özellikle işaret etmek istiyorum. Başka dallarda okuyanlar da felsefede çift ana dal yapabilirler. Mesela ben iletişim O okuyan kadar, arkadaşlarıma hararetle tavsiye evet, ediyorum. çift ana dal yapabilirler. Bizim çok sayıda öyle öğrencimiz var başka alanlar. Kendi alanımızda biz zaten tam anlamıyla bütün öğrencilerimize %100 burs veriyoruz. Bu da bizim üniversitemizin ne kadar vizyonunun geniş olduğunu da gösteriyor bize. Rektörümüzün ve mütevelli heyetimizin katkılarıyla biz tamamen burslu öğrenci alıyoruz felsefe bölümüne ve çok iyi bir kadroya sahibiz. Bunu uluslararası ve ulusal düzeyde elbette son derece iyi bir kadromuz var. Buna bakabilir arkadaşlarımız, Baksınlar, yaptığımız evet. %100'ü çalışmalara. burslu alıyorsunuz. %100 burslu. Bütün Teşvik öğrencilerimiz %100 ediyorsunuz siz de. burslu. Tamamen teşvik ediyoruz yıllardır ve ne kadar büyük bir öngörüde bulunduğumuz da ortada bu anlamda. YÖK'ün de benzer şekilde burs takdir etmesi son derece önemli felsefe öğrencilerine. Burada önemli olan tabii 10 kişilik bir kontenjanımız var bizim. Bunun dışında diğer öğrencilerde başka alanlardan da gelenler bizde çift ana dal, yan dal yapabilirler. Dediğim gibi yıllardan beri, 2004-2005 yılından beri, eğitim öğretim yılından beri biz çift ana dal, yan dal eğitimi de veriyoruz aynı zamanda. Çok da tavsiye ediyoruz hocam Çok, biz bu çünkü neyi ekranda. kazandıracak? Başka bir alanda eğitim alan birinin alış gücünü,
analitik düşünme gücünü, düşünme yeteneği değil mi? Olup bitenler arasında bağlantı kurması, bütünü görmesi, olup bitenleri nasıl karşılayacağı konusundaki yeterliliklerini artırıyor. Bundan daha önemli ne olabilir dijital çağda, değil mi? Olamaz. Son derece önemli. O yüzden önemli. İletişim okuyan arkadaşlarıma özellikle hararetle bir iletişimci olarak tavsiye ediyorum. Ve mesela mühendislik, işletme, ekonomi, felsefe yan dalı yapmak veya ya da çift ana dalı yapmak gerçekten sizi sıçratıyor. Kesinlikle. Ve farklı bir nosyon yüklüyor size. Evet, evet. Celil Hocam da bu konularda çok hassastır. Hocam hem şu... Ben enteresan bir örnek vermek istiyorum hocam desteklemek için. Hem genel anlamda doğru tercih felsefesini oturtmak için hem de yaptığımız tercihlerin ne anlama geldiği konusunda bir fikir versin diye. 1996'lı yıllarda oğlumla birlikte birkaç arkadaşı İTÜ Endüstri'yi bitirdiler. İş arama faslı başladı. Arkadaşlarından biri dedi ki ben bu işi yapamam. İTÜ Endüstri'yi bitirmiş hem de başarılı bir öğrenci olarak bitirmiş. Ben iş aramaktan vazgeçtim. Yeniden sınava gireceğim dedi. Ne yapmak istiyorsun dedim ben. Ben dedi felsefe okuyacağım. Tabii o 90'larda şimdi, da hocam çok yoktu yani, ya çift ana dal fırsatları. Girdi, Boğaziçi felsefeyi kazandı hocam. Üniversite onu Kanada'ya gönderdi. Evet. Şu anda dünya çapında ünlü bir Kant uzmanı. Buraya konferansa geliyor. Evet. Wow, ne güzel bir hikayeymiş hocam. Yani, güzel bir hikayemiz gerçekten bitirdi, çok. Bakın şimdi yani, Türkiye'de endüstri mühendisliğine herkes saldırıyor. Evet. Bu bitirdi. Evet. İş arama sürecinde insanların işte işverenlerin tepkilerini falan görünce yok dedi ben bu işi yapamam. Vazgeçti. Bu benim işim değil. Ben yanlış tercih yapmışım dedi. Gerçekten. Tekrar sınava girdi. Çok çok iyi örnekler var bu anlamda. Evet. İsim isim verebilirim. Çoğunu tanıyorum elbette. Birçok üniversitede çünkü bir takım akreditasyonlardan geçebilmek için, akredite olabilmek için bir eğitim tomarına da ihtiyaç var ekstra. Evet. Bu anlamda mesela İstanbul Teknik Üniversitesi yıllar önce böyle bir çalışma yapmıştı. Felsefe de dahil olmak üzere, ben o zaman İstanbul Üniversitesi'ndeydim. Felsefe de dahil olmak üzere dersler açılmıştı. Evet. O derslerden birini ben verdim. Bazı öğrenciler biz tekrar sınava girip dediğiniz gibi felsefe okuyacağız. Ben onlara şöyle bir yönlendirme de yaptım o sırada. Burayı bitirin tamam, yüksek lisans yapın felsefede. Doktora yapın felsefede. Evet. Bu son derece önemli ama çift ana dal yapma o yıllarda dediğiniz gibi o kadar çok fazla yoktu. Çok yoktu hocam 90'larda. 2000'li yıllardan itibaren akreditasyonların da öne çıkmasıyla birlikte, akredite olan programların da öne çıkmasıyla birlikte başladı. Bütün bunları dikkate aldığımızda yan dal olarak, çift ana dal olarak rahatlıkla seçebilirler. Ama gönüllerindeki benim yıllar önce yaptığım tercih felsefe bölümüne girmek olmuştu. Dolayısıyla çok çok vazgeçilmez görüyorsa kişiler kendileri için felsefe bölümlerini gerçekten tercih edebilirler. Çok şey kazandırır. Evet.